Merhaba sevgili Ulusal Kanal izleyicilerimiz. Bir programda yine birlikteyiz. Sahne Sanatları programımız yaza karşı devam ediyor. Bu yıl Temmuz ayında hep tatile girerdik. Yoğunluk nedeniyle biz tatilde programı sürdürüyoruz. Sanırım buluşmamız yine Ağustos'ta da devam edecek. Yani tatil yapmadan belki bir hafta bir tatilden yetineceğiz. Aydınlık Gazetesi'ndeki görevim nedeniyle ve Ulusal Kanal'daki çalışmalarım işte bu tatili ortadan kaldırıyor. Sağlık olsun diyerek devam ediyoruz. Efendim bugün iki konuğum var. İki çift. Ortadaki bayan konuğumuz Diana Kalkanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sol baştaki Semih Kalkanoğlu. Efendim yazar. Aynı zamanda efendim kitapları var. En son yayınladıkları kitap Moskova bütün ayrıntılarıyla. Daha sonra bu neden Moskova onları anlatacağız. Çünkü Türkçeden Rusça'ya, Rusça'dan Türkçe'ye çeviriler yapan bir ajansın sahipleri o çift karı koca efendim. Moskova ayrıntılı hem Türkçe hem Rusça veriliyor ve çok nefis fotoğraflarla çekilmiş. Çok göstereceğiz biraz sonra kitabı önümde duruyor ve bu fotoğrafı da Diana Kalkanoğlu çekti. Efendim işte müşterek yazdılar. Rusçasını Diana Hanım, Türkçesini Semih Kalkanoğlu. Şimdi ben kendilerini tanıtmalarını söyleyeceğim. Bir de söylediğim gibi Türkçeden Rusça'ya, Rusça'dan Türkçe'ye çeviriler yapıyorlar. Böyle bir yayın evinin de ajansında Türk yapıtlarını Rusça'da tanıtacaklar. Onları şimdi anlatırlar daha ayrıntılı olarak. Ama ilk yaptıkları, yaptırılmakta olan çeviri ki benim de dostumdur Moskova'da Rusya'nın çok tanınmış Profesör Türkoloğu Tevfik Melikov ve Tevfik Melikov tarafından Rusça'ya çevriliyor. Turgut Özakman'ın rekorlara ulaşan kitabı, efendim Çılgın Türkler adlı kitabı ilk sırayı alıyor değil mi? Evet. Birinci aynen. Şey o. Sonra seçtikleri yazarlar var, anlaştıkları yazarlar. Rus diline Türkçeden yapılan çevirilerin sıralamasında Türkiye 18. sıradaymış. Oysa Rusya Türkiye'ye öteden beri, Sovyetler Birliği döneminden beri Türk edebiyatına, Türk sanatına, Türk yapıtlarına çok yer vermektedir. Ama bu duraksamalar, araya girmeler, işte bir takım gecikmelerle 18. sıraya düşürmüş. Bunu kapatacak Diana ve Semih Kalkanoğlu çifti. Efendim ben önce Diana'ya sözü vereyim. Bayan olduğu için efendim söz hakkı önce bayanlarındır bizde. Buyurun efendim kendinizi tanıtın ve kitaptan söz edin. Sonra Semih Bey konuşur. Çok teşekkür ederim. Bugün sizin programınıza konuk misafir olduğumuz için bir daha teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir fırsat bizi verdiğiniz için, böyle bir tanıtım fırsatı verdiğiniz için ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. Söylediğiniz gibi daha önce fotoğraflarla Moskova ve daha sonra fotoğraflarla Sankt Petersburg yapıldığımız albümlerimiz var. İlk önce göstereyim ben bu kitaplar işte. İlk önce ben fotoğraf sanatçıyım, aynı zamanda ekonomistim. Fotoğrafçılığı tabii ki çocukluğundan bir hobi olarak başladı. Daha sonra biraz daha profesyonel bir haline geldi. İlk önce tabii ki Fotoğraflarla Moskova adlı bir kitap yazdım. Bütün Moskova albümden tanıtıyor. Daha doğrusu bu bir albüm tanıtıyor. Çünkü Rusça, Türkçe. Hem metin hem fotoğrafları var. Ve bütün Moskova A'dan Z'ye kadar sokak sokak çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Aynı zamanda bizim bu kitabımızı çok güzel bir Türkçe, ilk kez Türkçe harta da içiriyor. Bir Türkçe harta Moskova downtown haritası.
Ve bütünüyle bu telif çalışması. Şimdi böyle bir çalışma yaklaşık 2 sene sürdü. 2 sene sonra 2004 yılında, değil mi? Yanılmıyorsa 2004 yılında böyle bir çalışma çıktı ortaya ve bu çalışmayla çok büyük bir prezentasyon yaptık İstanbul'da, Antalya'da. Antalya'da hatta Altın Portakal Film Festivali'ne katıldık. Orada hem sergi açıldı hem kitap prezente edildi. Aynı zamanda böyle bir çalışma Ruslar için çok ilginç oldu. Çünkü Türkiye'de ilk kez Türkçe bir çalışma gerçekleşti. Böyle bir çalışma bizim büyüklerimizden Rusya Cumhurbaşkanı'na kadar takdim edildi. Daha sonra Rus Büyükelçilik'ten, Rus büyüklerimizden bir istek üzerinde St. Petersburg kitabımıza geçti. Görelim. Evet, bu da 2007 yılında yapılan bir çalışma ve tamamen bu da St. Petersburg, pardon, St. Petersburg. Bütün kıymetli yapıtlarla, tarihlerle, tarihten bu yana, bugüne böyle bir çalışma. Evet, yardımcı olursa çok sevinirim. Aynı zamanda bu çalışmalar bizde bir de Rusçasını yaptırdık. Rusçasını profesyonel tercümelerde, Rus tercümelerden yaptırdık. Böyle bir çalışmaya aynı şekilde hem Moskova'da yapıldı, hem St. Petersburg. St. Petersburg 2007 yılında, değil mi? 2007 yılında İstanbul'da gerçekleşti prezentasyonu. Çok güzel bir çalışmalar oldu. Türkiye'de ilk kez olması tabii ki önem kazandı. Bu çalışmalar bizi başka kapılar açtı. Bugün işte Türkiye'ye döndük. Yani Türkiye tarafı, Türkiye yayıncılara ve yazarlara döndük. Programı açılışında da bahsettiniz. Evet. Şu Çılgın Türkleri ilk kitap olarak tercüme olarak Rusya'da yayınlanmaya karar verdik. Ve bir aksilik olmazsa ki şu anda tercümede Moskova'da en ünlü tercümanda Tevfik Melikov'da bu çalışma 2012 yılına hazırlık yapılıyor. Evet. 2012 yılı neden hazırlık yapılıyor? Çünkü 2012 yıl Moskova'da kitap fuarında Türkiye onur konuğu. Evet. O yüzden böyle bir çalışmaya önem verdik, önem kazandı. Çünkü Türkiye'de tabii ki başka kitaplar da var ama özellikle şu Çılgın Türkler hakikaten Türkiye'de zirveye ulaşan bir kitaptır. Evet. Ve doğal olarak Turgut Bey'le de çok iyi görüştüğümüz için elbette böyle bir çalışmaya karar önceliği verdik. Ona önceliği onunla çünkü, açmaya karar verdik. Evet, şimdi böyle bir... Rus okurları ilgilenecek diyorsunuz. Evet, çünkü biliyorsunuz Rusya'da Türkiye ile ilgili Ruslar çok ilgi çekiyorlar. Sadece turizmle değil, artık kültürüyle de ilgili. Tabii ki başka konularla da çok ilgi çekiyorlar. Elbette kültür, yemeğimiz, sanatımız çok önüne geçmeye başladı. O yüzden biz de Ruslar çok iyi okur olduğu için bu yolu doğal seçtiniz. Olarak evet bu yolu seçtik. Güzel. Şimdi evet Semih Kalkanoğlu bakalım ne söyler. Kitaplar ve bu ajansınızla Rusça'ya çeviriler Türk edebiyatından, Türk kitaplardan yani kültür kitaplarımızdan edebiyat kitaplarımıza, sanat kitaplarımıza kadar bu seçmeleri siz yapacaksınız ve Rusya'da Rusça yayınlanacak. Bu güzel bir iş tabii. Türk edebiyatının tanınması. Evet, bu konuda neler düşünüyorsunuz siz? Bizim Ahmet Bey asıl mesleğim elektrik mühendisliği. Evet. Ama ilkokuldan beri de yazarlığınız var. Evet. İlkokuldan beri de en önemli ilgi alanım tarih konuları. Yani tüm okullarım boyunca tarih dersleri hep en başarılı olduğum derslerimdi.
1970'ten bu yana da araştırma konularına başladım, döndüm. Son 15 yıl, 91'de Sovyetler Birliği çözüldükten sonra Türkiye ile Rusya bölgede birbirine mahkum iki ülke. Dost olmak durumundalar. Çünkü yüzyıllara dayanan arkada bir birikim var. Ve Ruslar Türkleri çok iyi tanımıyor, Türkler Rusları çok iyi tanımıyor. Biz 96'dan sonra dedik ki bir kültür elçisi vazifesi görelim. Türkiye'nin Rusya'daki kültür elçileri olalım dedik. Önce dedik ki Rusya kentlerini, Moskova, Petersburg gibi iki tane dünya kentini Türk insanının tanıması gerekir dedik. Ve bu kentlerde 3 yıl kalarak yaklaşık 10 bine yakın fotoğraf çektik. Mahalle mahalle, sokak sokak, geze geze, müze müze, her yerden çektik. Bu konuda Ruslardan da destek gördük ve Türkiye'ye geldikten sonra bu iki kitabı yaptık. Rusça ayrı, Türkçe ayrı. Bunları Rusya'da büyük insanlara, Başkan Putin'e kadar takdim edildi. Bunlar bize çok güzel bir ön kapı açtı. Daha sonra dedik ki, Türk eserlerini, Türk yazarlarının kitaplarını Rusya'da daha çok yaygınlaştıralım. Bu amaca döndüğümüz zaman da ilk aklımıza gelen kitap 20. yüzyılın en büyük ulusal bağımsızlık savaşını vermiş olan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Türkiye'deki en yetkin, en detaylı, en kapsamlı kitap olan Şu Çılgın Türkleri seçtik. Nitekim kitabımızın Rusya'da araştırmanı yapıp altyapı çalışmanı yaptığımız zaman karşımıza şu sonuç çıktı. 2000 yılında kurulan, Rusya'da, Moskova'da kurulan Rusya Kültür Sanat Vakfı, Akademika Rusya adıyla biliniyor Rusça'da, Rusya Devlet Başkanlığı ve Rusya Kültür Bakanlığı'nın desteklediği, Batılı pek çok kuruluşun desteklediği Rusya'nın en büyük kültür sanat vakfı bizim bu çalışmamızı destekleme kararı aldı. 2012 Eylül ayında Moskova'da düzenlenecek olan Uluslararası Moskova Kitap Fuarı'na kitabı hazırlıyoruz şu anda. Tercümesi devam ediyor. Haziran ayına kadar muhtemelen tercümesi bitecek kitabın. Daha sonra baskıya geçecek. Benim düşüncem 15 yıllık Rusya'daki gözlemlerime dayanarak söyleyebiliyorum. En az bir 100 bin tiraj Rusya'da yapacağını düşünüyoruz. Rusça ve Rusça konuşan ülkelerde. Şu Çılgın Türkleri. Akabinde düşündük. Dedik ki diğer yazarlardan neler yapabiliriz Rusya'da? Bazı yazarları seçtik. Bunların kitaplarını Rusya'ya götürerek Rusça tercümeleriyle beraber çok önemli Rusça tercümanlarla çalışıyoruz. Örneğin Tevfik Melikov'un yanı sıra geçmiş dönemde Vera Feyanova'nın, ünlü Türk olarak Vera Feyanova'nın kızı Tatyana'ya da çalışmaya başladık. Tatyana Feyanova diyelim. Evet. Diyelim. Yaçkeli evlendi. O başka soyadı. Onu kullanır. Evet, yani. Annesi çünkü ünlüydü. Evet, evet. Ve Türkiye'deki yazarlar çok iyi tanırdı. Evet. Moskova'daki Yazarlar Birliği'nin Türkiye bölümüne bakan Türkiye masası sorumlusuydu. Bütün giden Türk yazarlarıyla ilgilenirdi Vera Feyanova. Onu gerçekten değerli bir arkadaşımızdı. Yakından tanırım, evet. Şimdi dolayısıyla bizim amacımız Türkiye ile Rusya arasında bir pencere açmak. Çok geniş anlamda bir kültür sanat penceresi açmak. Bizle beraber bu alanda çalışacak pek çok sanatçıya, yazara kapıların açılması lazım. Çünkü Türkiye'nin bu tür konuları, ulusal biz dava olarak görüyoruz bunları. Türkiye'nin devamlı adının yayılması, duyulması lazım. Yazarları, çizerleriyle, her türlü sanat dalıyla dışarıya sürekli adımızın duyulması lazım. Bizim amacımız bu. Şimdi bu konuda başladık çalışmaya. Bakalım ne olacak. İyi olur diye düşünüyoruz. Şimdi kitapta biraz söz edelim. Moskova çünkü çok değişik bir kent. Çok geçmişi eski yıllara dayanır. Alexander Nevski kurmuş, değil mi, Moskova'yı? Kremlin'den başlıyor kitabınız ve bütün görselliğiyle Moskova'yı tam olarak tanıtıyor. Evet. Evet. Bu kitapta ne ararsak buluyoruz. Benim ilk izlenimim o. Sanat kurumlarını, akademilerini, İşte tarihi yerlerini, müzelerini, elinize kitabı alıp baktığınız zaman nerede neyi göreceğinizi o haritadan da, haritayla da yolunuzu, yönteminizi çizebiliyorsunuz. Ve bu Moskova'nın kültür zenginliğine tanık oluyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Bugün Moskova'da
60'ın üzerinde profesyonel tiyatro var. Bolşoy. 92 tane. 92'ye tek mi? Tek saydık. 92 tane tiyatro var. Şu anda faal. Faal. 92'ye evet. Çıktı. 230 tane müze var. Tek tek kontrol ettik. Evet. Moskova'da. Öyle mi? İşte onları söyleyeyim bize. Ve 91'de Sovyetler Birliği çözüldükten sonra 91, 93, 94 yıllarına kadar Rusya'da bir şey vardı. Yani bir sosyal yönden bir karışıklık vardı. Evet. O dönemde dahi bu tiyatrolar, müzeler kapılarını kapatmadılar. O dönemde. Kapatmadı, evet. İnsanlar ekmek zor bulurken, yiyecek gıda zor bulurken sanata verdikleri değer nedeniyle burada hiçbirisi kapanmadı. Hepsi faaliyete devam etti. 93'te ilk kez Rusya'ya gittim. Volgograd'a gittim. Eski adı Stalingrad. Daha sonra Petersburg, Voronezh, Moskova defalarca gittik geldik. Pek çok kez orada yaşadık. 98 yılında kendi kendimize karar verdik. Cebimize para koyduk. Rusya'ya gittik. Dedik ki biz kalacağız, fotoğraf çekeceğiz, sokak sokak böyle bir çalışma yapacağız dedik. Hiç kimsenin de destek, yardım görmeden, beş kuruş destek görmeden gittik. Elimizde küçücük bir belge vardı. Bu belge de Rusya Geliştirme Fonu, Fond Razbitiye Rusya diye bir fon var, Rusya'da vakıf. Onun başkanının imzaladığı bir belge var elimizde, bir sayfalık. İşte gittiğimiz yerlerde insanların bize destek olması isteniyor falan filan. Pek çok müzelere girdik çıktık. 2 yıl çok anılarımız oldu. Sokak sokak bütün Moskova'yı gezdik. Moskova çok büyük bir kent. Çok. Ama çok düzenli bir kent. Altyapısıyla da çok güzel. Çünkü evet. Ulaşım çok rahat. Evet. O yüzden tabii ki belki o altyapı olmasaydı belki çok daha fazla zamanla alacaktı bizim bu çalışma. Ama 2 sene içinde sadece Moskova ile 4000 fotoğraf çektik. 4000 Moskova'yı hem de DIA çektik. DIA şey zaman, değil, elektronik ortamda bir dijital fotoğraf değil. DIA çektik hepsi. Ve bunları özel olarak kaçırdık Rusya'dan. Çünkü şeydi, yani, tabii sınırda biraz belki elimize alabilirlerdi. Yani. Biz de daha sonra tabii ki ilk çalışmamız olduğu için elbette kendi paramızla ilk yatırımımızı yaptık. Ama elbette bu kadar görkemli, bu kadar pahalı bir çalışma daha sonra Türk şirketlerine büyük bir katkıyla gerçekleşti. Ve sadece Moskova kitabıyla yaklaşık 8 tane Türk profesyonel ciddi Rusya ile çalışan Türk şirketler destek verdi. Aynı zamanda zaten Sankt Petersburg'un daha hayaliyken o şirketler bize hemen destek verdi ve çok daha pahalı, çok daha değerli bir kitap ortaya çıktı. Tabii ki Petersburg da öyle, Moskova da aynı şekilde. İkisi de bir okur aldığı zaman eline elbette Moskova'ya gezmiş gibi, Petersburg evet. gezmiş gibi. Çok zengin. Tamamen evet hem yazıyla hem fotoğraflarla kesinlikle çok geniş bir bilgi sahibi oluyorlar. O yüzden doğal olarak ilk defa Rusya'ya, Moskova'ya, Petersburg'a giden bir turist gözü kapalı gidebilir, rahatlıkla gezebilir iki kentte. Şöyle bir harita göstereyim. Evet, benim bahsettiğim downtown, Moskova'nın downtown'ı. Sokak sokak. Türkçe. Türkçe, renkli, Türkler için bir Moskova merkez haritası. Evet. En son şeyi, Moskova'nın en son hali. Evet. Bunu uzun sürdü, bayağı bir yıla yakın sürdü bu çalışma. Biz bu çalışmalardan sonra Petersburg'da 1 yıl kaldık. 1 yıl Petersburg'da çalışırken, Petersburg'un en büyük atlas ve harita yapım firmasıyla görüşme yapmaya gittik. Mihail diye bir sahibi vardı. Bizim Moskova çalışmasını ve haritayı görünce adam çok şaşırdı. Yabancı birisinin, bir Türk ailenin gelip böyle bir çalışma yapmasına adam kafası inanamadı yani. Ve dedi ki, Petersburg'la ilgili böyle bir çalışma yapacaksanız dedi harita, hangi haritayı istiyorsanız alın dedi, ben size izinlerini vereceğim dedi. Biz de baktık, elimize geçirdik ve yine büyük bir açıldığında kenti gösterecek Petersburg haritasını aldık. Bize yazılı izinler verdi. Türkçe yayın hakkını verdi. O haritanın boşunu verdi. İngilizcesini, Rusça hepsini verdi bize. Fakat biz bunu oturup çalışıp yapacak zamanımız yok. Adı bu illüstratör programı gerekiyor. Bayağı hızlı bir şekilde. Şu anda beklemede. Ama Moskova'yı bitirdik haritasını. Şimdi
Moskova olsun, Petersburg olsun, bu kitaplar tabii bir nevi cep kitabı şeklinde değil ama insanlar evlerinde bunu okuyarak veya yanlarına götürebilirse. Gerçekten bir okurlar bilirler, yani çok iyi okurlar bilirler. Kitaplara çok değer verirler. O yüzden böyle bir değerli kitap tabii ki cep kitap olmadığını ve rafta bulunması lazım böyle bir kitabı. Kitaplıkta. Evet, kitaplıkta. Evet, aynen öyle. Şimdi Moskova aslında biz çalışırken bugüne baktığımız zaman inanılmaz değişti. Yani çok hızlı gelişiyor. Büyüyor, çok hızlı büyüyor. Düz olduğu için. Modernleşiyor, aşırı derece modernleşiyor. Ama klasik eski, şeyini de bozmuyor. Hiç. Eski şeyler, evet. Eski binalarını koruyor. Aynen öyle. Merkezi özellikle ve tarihi binalar kesinlikle elletmiyorlar. Hatta birebir restore izin veriliyor. O da büyük bir prosedürün ardından. Ve tabii ki bizim kitaplarımız şu anda özellikle Moskova kitabı büyük bir tarih kazandı. Çünkü tamamıyla o eski şeyle, eski binalarla, eski fotoğraflarla donandı. Petersburg da gelişiyor ancak Petersburg izin verilmiyor. Biliyorsunuz Petersburg bataklık kenti. Evet. Aslında bataklık üzerinde kurulan kuruldu. Bir tabii. Kent. Bir Neva nehri geçer içinde. Evet ve bataklık. İnanılmaz çok nehir var, çok kanal var. Venedik'i herkes, çoğu insan benzetiyor biliyorsunuz. Evet. Merkezi kesinlikle inşa etmeye yasakladı devlet ve sadece artık dışında öyle modern binalar tamamen dışında kurulması. Merkezi aynı eskisi gibi. Merkezi aynı. Korudular. Aynı. Savaşta çok, yıkılan çok bütün evet. binalar yeniden aynı evet. biçimde yapıldı. Aynen, birebir. Evet. Birebir yapıldı ve onlar olduğu gibi korunuyor. Eski saraylar. Evet. Çok sarayı da yok aslında. Petersburg, Moskova'ya bakıldığı zaman aslında Petersburg çok daha fazla korundu. Özellikle Sovyetler döneminde o yıkılan. Çünkü Moskova biraz Stalin döneminde özellikle biliyorsunuz. Moskova'daki tarihi eser, tarihi binalar çoğu hırpalanmış ve yok edilmiş saraylar. Ancak St. Petersburg bu biraz geride kaldı. Çünkü o zamanlarda Stalin oraya pek dokunmadı. Hatta ben ilk kez St. Petersburg'a gittiğimde çok da şaşırdım. Bugün artık modern bir dünyada, artık Sovyetler Birliği olmadığı halde St. Petersburg böyle Sovyet bir kent olduğunu hissettim daha çok. Yani tarih binalarının ötesinde, Çarlık kenti ötesinde aynı zamanda bir de Sovyet kenti hissediyorsunuz. Evet, onu yani da koruyor. Açıkçası evet. St. Petersburg 3 dönemindeki evresini koruyor. Koruyor, evet. 3 evet. dönemi o koruyor. Ama 900 gün kuşatmada kaldığı zaman günde 10 ton bomba atılıyordu evet. St. Petersburg, o zamanki Leningrad'a. Evet. 1940'ta başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda orada geriye çekilinceye kadar 44'lere kadar 5 yıl, 45'te savaş bitti. Günde 10 ton bomba atıyordu Alman bombardıman uçakları. Taş üstünde taş kalmamıştı ve yer altında askerler barınıyordu. Gündüz savaşıyorlardı, gece herkes yer altında istirahate çekiliyordu. Kışın donan Neva Nehri üzerinden yer altındaki askerlere ikmal yapılıyordu. Yani yiyecek, içecek, silah hep geceleri taşınıyordu. Ya da kışın daha kolay oluyordu. Çünkü kuşatmada ama o bir kısmını geçememişti Alman evet. orduları. 900 gün kuşatmada kalan hiçbir kent tarihte yoktur. Leningrad kalmıştır o zamanki adıyla. Evet. Ve bu kuşatmayı tabii Sovyet orduları kazandığı için savaşı kuşatmayı kırdılar. Ve hem güneydeki Alman ordularını hem de kuzeydeki Alman ordularını geri püskürtüp işte Berlin'e kadar girdi Sovyet orduları. Şunun için anlatıyorum. O tarihte ben 1967'de ilk kez gittiğimde Moskova tabii daha değişik konumdaydı fakat
Sankt Petersburg çok yıkıldığı için Stalin'in de özenle üzerinde durduğu eski şeyler çıkarılarak, işte projeler, siz daha iyi bilirsiniz, şehrin eski planı saklanmış, birçok şeyi kaçırmışlardı. Müzelerdeki Ermitaş Müzesi dünyanın en büyük müzelerinden biri, belki birincisi. Orada dünyanın, batının ve doğunun, Rusya'nın, dünyanın bütün ressamlarının yapıtları var. Burada herhalde bahsediyorsunuz. Gerçekten biz şöyle bir şey söylemek çok önemlidir. Çünkü Moskova yaparken, Moskova çekimleri sırasında biz çok zorlandık. Çünkü daha Sovyetler yıkıldı, daha çok birkaç sene oldu, çoğu insanlar... Hatta biz kocaman makineler elimizde taşırken millet zannediyordu ki biz gizli bir çalışma yapıyorduk, gizli bir çekim yapıyorduk. Açıkçası Moskova ile bizi bayağı başa derdi de girdi bir arada. Hatta biz bilmediğimiz bir binaya başladık çekmek programa göre. Binayı şimdi çekiyoruz. Arada şöyle bir 200 metre değil, yani 50 herhalde, yanlış olmasın, 200 metre epey uzak bir şey. Şöyle bir iki asker gelmeye başladı. Bir baktık, bakıldı, böyle arkamızda kimse yok. Bir tek biz sokaktayız. Epey ilerliyorlar, böyle bize doğru geliyorlar. Şimdi ben Simeye bakıyorum, Simeye bana bakıyor, ne oluyor diye. Askerler yaklaştı bize, dediler ki bizimle gelir misiniz? Neden? Siz gelmek zorundasınız bizimle. Belgenizi göstermediniz. Yani şimdi asker onu kabul etmez. Yani bizimle geleceksiniz, ifade vereceksiniz. Biz tabii ki pek birbirimize baktık, biraz ayağımız titredi ama gittik. Hani ne olur ne olmaz. Zaten beklediğimiz de odur. Çünkü muhakkak Moskova'da bir yerde bir şekilde ya polis ya da o dönemde, şu anda biraz daha rahat tabii ki ama o zamanlarda 98 yılında daha çok yeni olduğu için böyle bir sıkıntıları olabileceğini tahmin ettik. İçeri girdik, tabii ki koridor, bazı koridorlar çok karanlıktı, bazı koridorlar aydınlıktı ama bir odaya bizi getirdiler. Ondan sonra bir adam geldi, böyle üniformalı. Siz ne iş yapıyorsunuz? Size kim izin verdi çekim yapmaya? Bu ne çalışması? Vesaire vesaire bir sürü sorular sormaya başladı. Biz de tabii ki anladık konu nedir ama önce bina ne olduğunu bir türlü kavrayamıyoruz. Ondan sonra ortaya çıktı ki orası... Rusya Genelkurmay Başkanlığı binası. Rusya Genelkurmay Başkanlığı. Yani evet, önemli bina, asker çağırırsın. Yani güzel bir bina ama çok böyle mahalle arasında bir bina. Tarihi bir bina ayrıca. Aklımıza gelmiyor. Yani. Fotoğrafı çektik. Sonra da böyle bakıyorsun arkadan. Yani izliyoruz. Orası şöyle, şurası böyle mimari açıdan bakıyoruz. Oradan bir beş tane asker çıktı. Hepsi bir sırada bize doğru geliyorlar. Arkamıza dönüyoruz, bakıyoruz. Acaba başkasına mı gidiyorlar diye. Kimse yok. Sokakta yalnızız. İki kişiyiz. Yok. Geldiler önümüze. Aldılar bizi içeriye. Bir yüzbaşı, binbaşı olduğu seviyede birisi ifademizi aldı falan. O belgeyi gösterdi tabii o zaman. Tabii o belge tabii bizi bayağı Rusça, kurtardı o, yani. O belge bizi kurtardı. Çünkü makineden en azından filmi alsa diye bir top diye gitti. Bu oradan bir çalışma gidecekti. Yani 3-4 günlük, bir 5 günlük belki çalışma çöpe gidecekti. Bir tabii, daha yapacaktık. Ne yaptığınızı anlamak istediler. Doğru. Ya, baktılar ki şey yok. Zararlı bir şey yapmıyoruz. Yani Rusya'da hiçbir zaman biz... Kitap çıkınca götürüp bir tane verseydiniz Moskova'ya gidince oradaki komutanlar. Yok, şeye kadar kitap verildi. Aralık 2004'te Ankara'ya Putin geldi zaman resmi olarak. Cumhurbaşkanı Sezer bizim Moskova kitabını verdi. Dışişleri Bakanlığı bizden 4 tane almıştı kitap. Takdim ettiler ve Putin'in çok hoşuna gitmiş. İşte daha sonra Petersburg kitabı da zaten Kremlin'den gelen bir istek üzerine yaptık. Putin eski Yeltsin döneminde FSB'nin başına gelmeden önce Petersburg vali yardımcısıydı. Evet. Ve Petersburg'u çok sevdiği çok, için. Petersburg'u çok seven bir kişi. Memleketini çok seviyor. Her sene uluslararası en az bir 6-7 toplantı Petersburg'da yapılıyor. Evet, oraya özel değer veriyor. Çok özel şey yapıyor ve Petersburg çok muhteşem bir kent. Yani tek kelimeyle Avrupa'nın en güzel kenti. Şimdi tabii Moskova'dan sonra... İşte onu, pardon, demin tamamlayamadım cümlemi. Evet. Stalin'in özel emri vardır ve şehir İkinci Dünya Savaşı bitiminden sonra aynen kurulmuştur. Evet. Aynen. Şimdi onu uygulamıştır, evet. Moskova'da tabii bu sıkıntılar çektik ancak Petersburg bize inanılmaz bir kolaylık sağlandı.
Bazı arkadaşlar, müze müdürleri, şu anda rahmetli olan arkadaşlarımız büyük bir kolaylık sağladılar. Özellikle Çarsk'ı Salon'un, yani Çarlık Ekaterina'nın sarayı, doğru mu? Ekaterina'nın sarayı. Orada müdür, 20 yıllık bir müdür, Putin'e çok yakın bir arkadaşı, şu anda 2008 yılında vefat etti. Biz ona tesadüfen geldik ve o bizi hakikaten bütün müzelerinin kapı açtı, açtırdı. İnanılmaz bir şekilde bütün müzelerinin öyle bir kolaylık salladı ki bize. Biz Ermitaj'da bile iki gün, bize pazartesi normalde kapalı orada. Biz pazar günü ve pazartesi, pazar günü kapatıldı, ziyaretçilere kapatıldı. Ve herkes panikteydi, niye acaba Ermitaj kapatıldı diye. Böyle bir fırsat kazandım ben. Evet, böyle bir paha biçilmez bir çalışma oldu ve gerçekten bu St. Petersburg kitabı, ben bile her zaman beğenerek bakıyorum benim çalışma olduğu halde. Baktıkça aşık oluyorum çünkü hakikaten çok büyük bir özenle yapılmış. Hem fotoğraflar çekim sırasında, hem onu dizayn sırasında, tekstiyle, baskısıyla büyük bir çalışma geçti. Sadece hazırlık onun üzerinde bir sene geçti. İki sene yaklaşık onun çekimler ve düzeltmeler oldu. İşte tercüme vesaire. Üç yıl emek verildi. Evet, ama şu anda ne yazık ki bu kitaplar böyle bir ev stokunda bekliyor. Neden dersiniz? Çünkü piyasaya vermek için biraz çok fazla fedakar olmak lazım. Çünkü bu kitaplar çok az sayıyla basıldı ve numarayla basıldı. Ayrıca böyle kitap piyasa verdiğimiz zaman geri dönüşü hemen olmuyor ne yazık ki. Muhakkak büyük bir süreç içeriyor ve ne derler, kuşa dönüyor artık bütün çalışmalarımız. O yüzden biz teberrülü bir fiyatta arkadaşlarımız arasında ya kendi işte olanaklarınızdan, aynen öyle, satıyoruz. Yani bize ulaşan arkadaşlar böyle bir paha biçilmez bir çalışmaya bizden her zaman alabilirler. Hiç Rusya anılarımızı 600 sayfa kitap haline getirdik. O da piyasaya henüz çıkmadı. Belki muhtemelen önümüzdeki sene çıkacak. Rusya'nın 200'ü diye çok enteresan anılarımız var tabii bu çalışmaları yaparken. Evet. Bu şeyin Petersburg'un Çarskoye Selo 24 kilometre güneyinde. Evet. Katerina Sarayı. Bunun dışında yine Petersburg'un güneybatısında Konstantin Sarayı var. Evet. Burası bugün devlet şeyidir. Merkezi. Değil, yani ne diyeyim? Devlet sarayı diyeyim oraya. Evet. Şey, uluslararası toplantılar falan filan orada yapılıyor. Evet. Konstantin Sarayı. Konstantin. Onun biraz daha batısına geldiğinizde Petrov Sarayı var. Ünlü Petrov, Büyük Petrov'un yaptırdığı saray. Onun biraz daha birisine gelirseniz Oranienbaum denen Almanca ismiyle bir çarlık mülkü daha var. Oranın hepsi müze. Artı Çarskoye Selo'dan biraz daha 5 dakika arabayla gittiğinizde neydi o Çar Pavel'in kenti? Petrov ayrı. Petrov nasıl ayrı? Yok, hayır. Ben mesela şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Evet. Şimdi tabii bu çalışmalar dışı Pavlos Sarayı var. Pavlos Sarayı. Bu da Çarskoye Selo'ya 5 dakika arabayla. Bütün bu sarayların hepsinde, bundan biraz daha güneyde Gatchina Sarayı var bir de. Bütün bu saraylarda tek tek gezip fotoğraflar çektik. Yani toplam ne kadar bu saydığınız? 6 saray mı oldu? Kent dışında 6 saray var. Evet, Petersburg'un dışında. Katerina'nın sarayı da var. Ekaterina, evet. Sarayı da 24 kilometre dışarıda. Evet. Bunun dışında kent içinde bir sürü saray var yine. Büyük Katerina dedi. Tabii St. Petersburg çekimlerde diyor. Tabii ki yoktu artık. Dijital vardı. 5600. 7000'e yakın, yok. 7000'e diye saydığımda 7000'e yakın fotoğraf çekildi. Yani kare çekildi. Tabii ki bu çalışmalar dışında elbette başka çalışmalar da var. Elbette şu anda en çok önerdiğim konu şu Çılgın Türkler. Bunun dışında bir de Almanya'yı unuttuk aslında. CD yapıyoruz, müzik CD'leri yapıyoruz.
piyasada bazı sanatçılarımız sizleri çıkartıyoruz. Yabancı özellikle sanatçılarımız sizi çıkartıyoruz. Ben bu arada şeyi söylemek istiyorum. Bir yabancı sanatçının Türkiye temsilcisiyiz. Panflüt çalan Konstantin Moskoviç diye bir sanatçımız var. Ekim ayında Türkiye'deki ilk CD'sini çıkarttık. İçinde Türkçe şarkılar da var. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşin'e ulaşabilirsek, Eskişehir'de bulunan Yazılıkaya Antik Kenti 5000 yıl önce Panflüt'ün bulunduğu kent diye duyuruldu dünyaya. Şimdi biz bununla ilgili bir Güneş Senfonisi adıyla bir senfonik, bir müzikal yapıldığını, bir planlandığını duyduk. Ama Eskişehir Belediye Başkanı'na ulaşıp bunu birebir konuşma imkanımız olmadı. Bir de en önemli bir mesaj atmak istiyorum bizim seyircilere. Bizim şu anda yaptığımız şu Çılgın Türklerin çalışmasını sponsor aramaktayız. Yani Rus Vakfı elbette tamam, güzel. Ama en önemli şey Türkiye'nin yani böyle bir çalışmaya elbette Türk şirketlerde, Türk kurumlarda en büyük desteği beklemekteyiz. Umarım bize şu an, şu ana kadar herhangi bir firmadan bize bir şey gelmedi. Yani Cumhuriyet döneminde kurulmuş büyük Türk şirketlerinin, özellikle Rusya'da da iş yapan şirketlerinin bu projeyi desteklemesini bekliyoruz. Çılgın Türkler Cumhuriyet tarihinde en büyük kültür hareketlerinden birisi. Bizim şu anda yaptığımız çalışma. O bir olay olacak Rusya'ya çevrilmesi. Çünkü Rus dili konuşanlar çok. O bütün Türk Cumhuriyetlerine de sıçrar. Evet, önemli bir kitap. Yani eminim ki o kitaptan başka ne projeleriniz var? O kitaptan başka işte diğer yazarlarımızın kitapları. Rusya'ya hiç gitmemiş Türk yazarların kitaplarını götürmeye çalışmamız başladı. Onlar da 2012'de başlayacak yayınlanmaya. Daha önce Aziz Nesin, Yaşar var. Kemal, Orhan Kemal var. Teyar, Tahir, Orhan Kemal. Evet. Özellikle o dönemde, Sovyet döneminde Aziz Nesin çok çevrildi. Evet. Reşat Nuri Güntekin. Bütün eserleri çevrildi. Evet. Aşağı yukarı. İşte siz de çevrilmeyen yazarlar. Yeni dönemde biraz daha atak yapmak lazım. Rusya'da biraz daha şu anda bir şey var. Türk edebiyatına yavaşlama var, durgunlaşma dönemi var. Evet. Bunu aşmak için. Gene de diğer ülkelere bakılınca Rusya'da o gün Tevfik Melikov Boğaziçi Üniversitesi'nde saymıştı. Türk edebiyatı ile ilgili çeviri, 18. sıradayız ama Türkoloji çalışmalarında bayağı önde. Yani Türkiye'de Batı ülkelerinden çok, en çok, yani yabancı ülkelerin içinde öyle söyleyeyim, en çok Rusça'ya çevrilmiş yazarlarımız var. Hı-hı. Batı'ya oranla. Evet, evet ama şimdi, son dönemde biraz bayağı bu frenlendi. Biraz, tabii dağılmadan sonra bayağı durdu. Evet. Şimdi işte bunu siz bir ivme kazandırırsanız Türk edebiyatına, Türk sanatına büyük bir katkı sağlayacaksınız. Umarım bunu da başaracaksınız. İnşallah. Evet. Umarız. Evet. Son olarak ne söylemek istiyorsunuz? Bir iki dakikamız var. Yani kesinlikle böyle bir çalışmaya hep beraber şahit oluruz ki böyle güzel bir çalışmaya 2012 yılında Türkiye onur konu olarak güzel kitaplarda, Moskova Kitap Fuarı'nda. Moskova Kitap Fuarı'na katılacak. Evet, katılacağız ve büyük bir adım atılacak. İlerideki zamanla çoğu yazarların, Türk yazarlarının bekliyoruz ve Rusya'da böyle bir çalışmalarını tanıtmaya hazırsınız. Tabii ki. Çok güzel olacak. Efendim işte bir çiftin bu kadar başarılı işlere önayak olması, böyle gösterdiğimiz gibi bu dev iki yapıtı hazırlamaları bir gönül işi. Tabii orada uzun yıllar kalmışlar ama bir değerlendirmek gerekirse tabii turistik bakımından da Rusya Türkiye'yi birinci derecede öngörüyor. Yani Rus turistleri Avrupa'da en çok Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bir de kültür açısından yine Avrupa ülkelerine oranla Rusça'ya
çeviriler eskiden dönemde, özellikle Sovyet döneminde çok daha önemliydi. Unutmayalım, kapı komşumuz Rusya bizim gerçek dostumuzdur. Özellikle Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılında bağımsızlığına kavuşan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke Sovyetler Birliği'ydi ve ilk büyükelçiliği de Sovyetler Birliği açtı Ankara'da. İlk büyükelçi de Aralov'tu. Aralov Türkiye'de büyükelçilik yaptı. Sonra benim tanıdığım Aralov'u ben tanıyamadım. Onunla ilgili Nadi çok övücü yazı yazmıştı bir Rusya gezisinden dönünce Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ben 1967'de Sovyetler Birliği'ne ilk gidişimde, ki sahne sanatlarını incelemek için çağrılmıştım, orada bir konferans verme olanağını buldum. Bilimler Akademisi'nde konuşan ilk Türkiye'li, ilk yazar oldum, ilk Türk oldum hatta. Türkiye'den ilk kez bana o şans verildi. Doğmuş oldu, verildi. Belki de her iki ülkenin sanatını orada tanıtayım diye o konuşmamda da 1,5-2 saatlik bir konferansta hem Türk sanatını anlattım, edebiyatını, sahne sanatını, hem de o bir aylık izlediğim Sovyet ve Rus ve bazı altı cumhuriyeti gezmiştim. Onları anlattım ve büyük ilgi gördü. Orada da Atatürk hayranı akademisyen Anatoli Filipovich Miller'i tanımıştım. O zaman da yaşlıydı. Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında tarihçi Türkolog olarak Mersin'e gönderiliyor Sovyetler tarafından. O zaman Mersin'de bir konsolosluk açıyor Rusya, Sovyetler Birliği daha doğrusu, ve oranın başkonsolosu oluyor Türkolog. Sonra da tabii oradaki işlevi bittikten sonra ülkesine dönüyor ve akademik eğitimine devam ediyor. Evet. İşte bütün bunlar bu kültür çerçevesinde tabii bildiğimiz şeyler. O bakımdan dostluğumuz eski ve kuvvetlidir. Bu iki çiftin, Diana ve Semih arkadaşımın bu çabaları, Kalkanoğlu çifti, büyük bir özveriyle bunu gerçekleştiriyorlar. Evet, sevgili Ulusal Kanal izleyicilerimiz, bir programımız burada sona eriyor. Bir başka programda buluşma dileğiyle ben ve teknik yapımcı arkadaşlar sahne sanatları programında tekrar buluşma dileğiyle Diana ve Semih Kalkanoğlu'na teşekkür ediyorum efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Teşekkür.